Açık bir açıdan kadar. Aynen, bir şey yok. Tamam, tamam, gel, gel. Gel, gel. Ablacığım, su içeyim lan. Aşağıdan geliyor. O buraya gidiyor. Tam buraya yazıyor. Bana bir şey yok. Büyük bir ihtimal bisikletle çarpmış galiba. Tamam. Abim şuradan seyir halinde hiç durmadan çarpıp direkt karşıya geçiyor. Yani çarpıp kaçıyor. Burada durabilirdi. Yani ayın 9'unda burada bir olay yaşandı. Benim engelli bir abim var. Abim çarşı merkeze seyir halindeyken bir tane şarjlı bisiklet geliyor, abime çarpıyor. Abime çarptıktan sonra hiç arkasına bakmadan direkt kaçıp gidiyor. Bu kaçıp giden kişinin yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum. Gereken yerlerin bize yardımcı olmasını istiyorum. Abim 12 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken bu kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bu kişinin nasıl bir vicdana sahip olduğunu çok merak ediyorum. Nasıl bir vicdansızlıktır bu? Engelli bir kişiye çarpıyor, hiç arkasına bakmadan çekip gidiyor, dönüp arkasına bile bakmıyor. İnsan kediye köpeğe çarpıyor, vicdanlı bir insan geri geliyor, o kedi köpek ezilmesin diye bir çekip kaldırım kenarına çekiyor, ezilmemesi için. Bu kişi hiç arkasına bakmadan direkt kaçıyor, bir en azından gelip yardımcı olabilir, bir ambulans çağırabilir. Bu nasıl bir insanlıktır? Çok merak ediyorum. Yani bu kişinin en kısa zamanda yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum. Abim şu anda yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Yani bundan muzdaribiz. Bize yardım edilmesini istiyorum. Yani bu nasıl bir insanlık, ben bunu anlamıyorum. Abim cuma günü cuma namazını kıldıktan sonra Engelliler Derneği'ne giderek Engelliler Derneği'nde yapılacak olan program için orada görev almak için giderken başına bu iş geliyor. O sürekli Engelliler Derneği'ne gidip yardımcı olan faal bir insandı ya, hayatla barışık bir insandı. Yani şu anda abim benim hayat mücadelesi veriyor. Yani bu kişi nasıl vicdanı rahat, nasıl yatabiliyor, nasıl uyuyabiliyor, nasıl bir yemek yiyebiliyor, çok merak ediyorum. Vallahi vicdanlı bir insan olsaydı 12 gündür gelirdi, bu kişiden bilgi alırdı, yani bir şey yapardı. Ben bunun hani vicdanı bitmiş bir insan, bu insanlıktan nasibini almamış bir insan. Ben bunu yani tepkimi göstermek istiyorum yani. Kanunen bunun cezasını çekmesini istiyorum ben. Artı bu şarjlı bisikletlerin bir ehliyetli olmasını istiyorum. Bir yani her yerde ufak çocuğun elinde bile şarjlı bisiklet var. Bunların bir önleminin alınmasını istiyorum. Yani bu şekilde en azından bir plaka verilmesini, bir ruhsat verilmesini, yani herkesin elinde olmasın bu şarjlı bisiklet. Yani bu şekilde yardım edilmesini istiyorum.